Milli teknoloji hamlesinin en nadide eserlerinden birisi olarak ön plana çıkan ve bu sıralar arka arkaya gerçekleştirdiği uçuş testleriyle Batı medyasının gündeminden düşmeyen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma çok yakında tarihe geçecek bir test gerçekleştirecek. Gökyüzünde tam 1100 km hıza çıkacak olan Bayraktar Kızıl Elma 0.9 Mach'lık maksimum süratini test edecek. Daha önce Türkiye Cumhuriyeti tarafından geliştirilmiş hiçbir insansız hava aracının ulaşamadığı kadar yüksek bir hıza çıkacak olan Bayraktar Kızıl Elma'nın bu testi savunma sanayi uzmanları tarafından büyük merak ve hevesle bekleniyor. Kızıl Elma, sahip olduğu yüksek hız kabiliyetleri sayesinde gökyüzünde insanlı savaş uçaklarını ve düşman hava kuvvetlerine ait diğer platformları yakalamakta zorlanmayacak. Kızıl Elma'nın aynı zamanda sahip olduğu yapay zeka destekli it dalaşı teknolojisi ona insanlı savaş uçakları karşısında her seferinde mutlak bir galibiyeti garanti altına alacak. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmak için tamamıyla milli kaynaklarla geliştirilen Kızıl Elma insansız savaş uçağımız Türk ordusunun envanterine girmek için 2023 yılının sonunda seri üretime alınıyor. Baykar Makina'nın rüya projesi olan ve Selçuk Bayraktar'ın üzerinde 10 senedir çalıştığını ifade ettiği Bayraktar Kızıl Elma projesinin tamamlanmasıyla beraber 2023 yılının sonunda seri üretimin başlaması bekleniyor. 2024 yılının hemen başında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatlarının başlaması beklenen Bayraktar Kızıl Elma projesinden sonra ise Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de en sofistike projelerinden bir tanesi daha olan Anka 3 Hayalet insansız savaş uçağı Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3 projesinin de hızlı bir şekilde tamamlanması ve envantere girmesi için uçuş testlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Konuyla alakalı konuşan TUSAŞ yetkilileri önümüzdeki çok kısa bir süre zarfında yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmiş ilk hayalet insansız savaş uçağımız olan Anka 3'ün İlk uçuşunu gerçekleştireceği ve ardından gerçekleştirilecek onlarca farklı uçuş testiyle beraber Anka 3 platformunun da seri üretime hazır hale getirileceği ifade edilmekte. Türkiye Cumhuriyeti, insanlı havacılığın çağını kapatıp insansız havacılığa geçiş noktasında dünya üzerinde en çok Ar-Ge yapan, dünya üzerinde en çok yatırım yapan ülkelerden birisi. Bu öylesine faydalı bir sektör ki hem savunma sanayi ihracatımızın bel kemiği haline gelen insansız hava araçlarımız sayesinde çok ciddi döviz girdisi elde ediyoruz. Hem de hava kuvvetlerimizi insansızlaştırarak bu alanda Batı devletlerine olan bağımlılığımızdan mutlak surette kurtuluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kara ve deniz kuvvetlerinde bağımsızlığını büyük oranda elde etti. Yerli savaş gemilerimizi üretebiliyoruz, SİDA'larımızı üretebiliyoruz, yerli tankımızı ve zırhlı araçlarımızı, füzelerimizi ve tüfeklerimizi üretebiliyoruz. Ancak hava kuvvetleri konusunda çok ciddi bir dışa bağımlılığa sahiptik. F-16'lardan oluşan hava filomuzu yenilemek için başka devletlerden silah sistemi satın almak yerine artık yerlisini kendimiz yapmaya karar verdik. Hem de eğitim uçağından tutun da ana muharebe uçağına kadar. Bu kapsamda Hürkuş, Hürjet, Milli Muharip Uçak projeleri geliştirildi. Bunlara ek olarak Bayraktar Kızıl Elma ve Anka 3 insansız platformları da geliştirilerek bu alanda yurt dışına olabilecek herhangi bir bağımlılığın oluşmaması, oluşan bağımlılıkların da bir an önce ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır diyelim. Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.